Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Aslında bu videoyu da sabahleyin çekmiştim fakat beğenmedim. Hoşuma gitmeyen bir çekim oldu. O yüzden tekrarlayacağım. Bugünkü konumuz, geçen sefer de anlattığım gibi, işte çiftler evlendikten sonra eşya bakacaklar. Çünkü Almanya'da şöyle bir şey var. Almanya'da size evi çıplak teslim ediyorlar. İçerisinde hiçbir şey yok. Dört duvar olarak alıyorsunuz. Mutfakta hiçbir şey yok. Yani bir musluk dahi bulamıyorsunuz. Mutfakta o şekilde diyeceğim. Dolayısıyla evlenen çiftler burada yeni mobilya almak zorundalar. Yeni alacakları mobilyayı kesinlikle pahalı olarak tercih etmemelerini tavsiye edeceğim. Çünkü sonuçta bütün evin eşyalarını bir seferde döşemek zorunda olacaklar. Almanya'da Türkiye'den farklı olarak mobilya mağazaları var. Bu mobilya mağazalarında çok çeşitli markaların bir arada bulunduğu mağazalar bunlar. Büyük, bayağı büyük bir alışveriş merkezi şeklinde geçiyor. Çok büyük mağazalar. İçerisinde binlerce çeşit mobilya buluyorsunuz. Bunlar genelde sipariş üzerine çalışılıyor. Yaklaşık 4 ila 6 hafta arası sürebiliyor bazı mobilyalar. O yüzden her şeye hazırlıklı olmakta fayda var. Şimdi mesela ben size birkaç örnek göstereceğim burada. Neydi, neyin nesidir gibisine. Bu mesela bir broşür. Bu gazetenin içerisinden çıkıyor. Daha önceki bloglarımda anlatmıştım gazeteyi. Burada mesela koltuk takımları var. İşte 499, 599 fiyatları o şekilde. Mutfak ihtiyaçları olacak bu arkadaşların tabii ki. Burada mutfaklar 1300-1400 Euro'dan başlıyor. İçerisindeki elektrikli aletlerin kalitesine göre, mutfağın büyüklüğüne göre, dolap adetine göre, malzeme kalitesine göre tabii ki fiyatlar değişiyor. Dolayısıyla mobilyalarda çok fazla pahalıya kaçmamalarını, çünkü burada mesela bazı mobilya mağazaları var, sadece kalite satıyorlar. Yani ucuz bir şey bulamazsınız. İçerisinde kalitesiz bir malzeme bulamazsınız. Fiyatlar belli bir seviyeden başlıyor, üst taraf açık. Üst tarafı artık aklınız ne, kafanızdan ne geçiyorsa öyle diyeceğim. Daha sonra buradan devam edelim. İşte burada mutfaklarımızı söyledik. Oturma odamızı. İşte yemek masaları var mesela burada. 170 euro, 180 euro, 125 euro evinizin büyüklüğüne göre. Burada Almanya'da evler Türkiye'deki gibi leviler ya 180 metrekare, 150 metrekare öyle değil. Burada evler genelde 60 ila 90 metrekare arasında diyeyim değişir. Yani normal bir standart ev 60-65 metrekare arasında geçer burada. Onun dışındaki evlerde daha hani biraz daha büyük 4 oda diye söyledikleri 2 çocuk odalı olan evler. Onlar da 80-90 metrekare olarak geçer. Yani genelde 90 metrekarenin üzerindeki evleri pek bulmak biraz zor oluyor. Bulsanız da zaten kirası veya bu ek giderleri, yan giderleri çok pahalı oluyor. Dolayısıyla genelde buradaki standart evler 60-65 metrekare arasıdır. Kesimleri gayet güzeldir. Siz hiç hissetmezsiniz küçük bir evde oturduğunuzu. Bu şekilde. Burada koltuk takımları var. Mesela 1199 euroya mesela büyük bir ek köşe. Poşet takımı var mesela şurada. Ondan sonra şöyle göstereceğim ben size. Fiyatlar tabi ekranda biraz ters çıkıyor. Bunun sebebini bilmiyorum. Yani çözemedim bu problemi. Daha başka burada normal çekyat gibi olan koltuk takımları var. 299, 499. Bunlar tabi dediğim gibi yani bunlar ucuz mobilyalar. Bunlar pahalı olan mobilyalar değil. Burada bir televizyon ünitesi var. 350 euro. Orta sehpası işte 75 euro, 150 euro. Fiyatlar hep burada bu şekilde gösteriyor. Değişiyor burada bu şekilde fiyatlar. Yatak odasına tabii ki geleceksiniz. Yatak odası en az bir 1000 euronun üzerinde, ucuz dahi olsa bir 1000 euro civarında hesaplamanız gerekiyor. Çünkü 500 euro dolabına, 500 euro yatağına koyacaksınız. Bu yataklar sadece mobilyadır. İçerisinin yatakları, yaylı yani somyaları yoktur. Bunları da ayrıyeten satın alacaksınız. Bunlar en ucuz gene Aldi Maldi oralarda 50-60 euroya bulunuyor veya bu tip sırf yatak satan yerlerde de ucuz bu yataklardan temin edebiliyorsunuz. Bu şekilde şurada mesela gösteriyor. 79 euroya var mesela bu yataklardan burada. 179 euroya var, 199 euroya var. Yani bunlar
ucuz var versiyonlar. Tabii ki bunların çok çok daha kalitelileri gerçekten yaptığınızda, sabah kalktığınızda böyle çok temiz bir uyku çekebileceğiniz kaliteli malzemeler tabii ki var. Onların fiyatları da kaliteli yalnız tabii ki. Kendisi kaliteli olduğu gibi fiyatlar da kaliteli. Halılar falan vesaireler var. Halıları tavsiyem bu mağazalarda almamanız. Burada çok fazla Türk mağazaları var. Türk mağazalarından halıları alırsanız hem çok daha kaliteli hem de çok daha uygun fiyata bulursunuz. Benim tavsiyem bu şekilde oluyor. Şimdi kalite tabii ki önemli ama bir evin bütün mobilyalarını tek bir seferde almaya kalktığınız zaman hesaplarsanız, yani 300-500 ona, 1000 euro ona, şuna buna derken bütün bir evi döşediğinizde 7-8 bin euro harcıyorsunuz. İyi veya kötü, aşağı yukarı bu. Bu benim söylediğim ucuz fiyatlarıyla. Mutfak buna tabii ki dahil. Ama derseniz yok ben kaliteli almak istiyorum. Ben tabii ki bunu tavsiye etmiyorum çünkü çok ağır gelir. Yani burada şimdi mesela bir televizyon ünitesi kaliteli alayım dediğin zaman minimum 1000 euro. Veya bir ayakkabılık vestiyer takımı alayım dediğin zaman, kaliteli alayım dediğin zaman da 1000-1500 euro. Mutfak, ben kendi mutfağımı şimdi birazdan çekeceğim, size göstereceğim. Bu mutfağın normal orijinal fiyatı 17.000 euro. İçinde elektrikli aletleri dahi, bütün elektrikli aletler Siemens, ondan sonra, pardon Bosch, özür diliyorum, Bosch bütün elektrikli aletler. Zaten ikisi zaten kardeş firma. Bunu ben bayağı büyük bir pazarlıkla, bir iyi bir müşteri olduğum için, beni daha önce çok eskiden beri tanıdıkları için mağazanın sahibi kendisi şahsi indiriminde kullandı mutfak için. 10.000 euroya biz anlaştık mutfakta. Ama normal fiyatı 17.000 euroydu mutfağın. Şimdi ben mutfağımı çekeceğim, göstereceğim size. Hani kalite farkı var mı? Tabii ki var. Malzeme kalitesi, işi kalitesi çok çok farklı. Kullanılan tabii benim aldığım elektrikli aletler de çok farklı. İşte fırınım olsun, dolabım olsun, buzdolabım olsun, ocağım olsun. Bunlar tabii ki çok farklı. Bunlardan tabii ki fiyatlar çok değişiyor. Ama dediğim gibi başlangıç için bu kadar böyle büyük şeylere girmenin bir manası yok. Çünkü biz de evlendiğimizde, biz de bu eve taşındığımızda bu şekilde başladık. Ne yaptık? En uygun, en ucuz yolu nasıl halledebiliriz diye düşünüp o şekilde mobilyalarımızı aldık. İşte kimini 8-10 sene kullandık. Mutfağımızı mesela 10-15 sene kullandık. Yatak odası takımını işte 7 sene kullandık. Bu şekilde elimizden geldikçe, para biriktirdikçe, durumumuzu daha çok toparladıkça oda değiştirdik. Bunları eskileri attık yerlerine, kalitelilerini koyduk. Burada mobilyayı da zaten satabilirsiniz. İkinci el internet satış siteleri var. Oralardan satabiliyorsunuz. Ama çok fazla para veren çıkmıyor. Yani o yüzden çoğunlukla genelde herkes kapının önüne atıyor. Bu şey kapının önüne atma işlemi de bir çöp listemiz var. Bu çöp listesinde sizin hangi gün ne çöp çıkacağı yazıyor. Burada da Sperrmüll diye geçiyor. Bu Sperrmüll dedikleri de ev çöpü, yani evde işte kullanılmayan eski mobilya, kanepe benzeri elektronik eşya girmiyor bunun içerisine. Elektronik eşya için ayrıyeten belediyeden adamlar gelip alıyorlar onları, sizden teslim alıyorlar veya siz götürüp belediyenin çöpüne kendiniz arabanızın arkasına koyup götürüp atıyorsunuz. Bunları çıkartıyorsunuz kapınızın önüne, kaldırımın üstüne, işte onların mesela söylüyorlar kapınızın önüne bir köşeye mesela yığın diyorlar. Siz oraya işte 2 metre, 2 metre, 3 metre, 3 metre genişliğinde olmak üzere bunu o şekilde o parçaları yığıyorsunuz. Onlar sabah erken saatten geliyorlar, arabanın arkasına, kamyonun arkasına doldurup götürüyorlar. Sizin çöpünüz de bu şekilde ücretsiz olarak belediye tarafından alınmış oluyor. Hani mobilyayı çıkardık, ya ne yapacağız şimdi biz bunun diye derdiniz olmuyor açıkçası. Genelde burada mobilyayı sipariş ederlerken genelde aşağı yukarı onu hesaplayarak hep sipariş ediyorlar aileler. Ki çünkü öbür geldiği zaman eskisi başınıza bela olmasın diye. Çünkü nereye koyacaksınız? Sonuç olarak böyle bir şey var. Şimdi isterseniz hem ben bir kahve yapayım kendime, hem de size ben mutfağı bir çekeyim, bir göstereyim. Mutfağımı bir tanıtayım size. Ondan sonra kaldığımız yerden sohbetimize bu şekilde devam ederiz. O zaman görüşmek üzere. Evet, şimdi buradan mutfağımıza gir-
giriyoruz. Ben daha önceki vloglarımda da size anlatmıştım. Bu mesela kapının üzerindeki kemeri ben kendim yaptım. İşte tavan sıvası, boyası hepsi tamamen bana ait. Normalde aslında şu şekilde bir kapı vardı burada. Ama şu an için işte bu kapıyı kaldırdık. Mutfağımıza bu şekilde giriyoruz. Şimdi ben size burada mesela bir şey göstereceğim. Bu Almanya'daki bu içecek meşrubat şişelerinde bu gördüğünüz işaret var. Şu işaret. Bu işaret nedir efendim? Bu işaret Pfand dedikleri şişeyi depozito. Depozitodur. Bu plastik şişelerde de var. Cam şişelerde de var. Teneke kutularda da var hatta. Bunlar depozitolu. Bunları çöpe atmıyorsunuz. Bunları geri iade ediyorsunuz. Bu şişelerin tanesine 15 sent geri alıyorsunuz. Şimdi mutfağımız şu şekilde. Bu arada kahvemizin de düğmesine basalım. Güzel bir şöyle cappuccino içeyim. Ondan sonra bu mutfak tabii ki bu şekilde dizayn edilen bir mutfak. Burada dolaplarımız var. Burada şu şekilde işte bulaşık makinamız, yanında da fırınımız, ocağımız. Almanya'da ocaklar elektrikli ocak. Bu arkadaki panel yanıyor. Işıklı. Ben şöyle ışığı kapatırsam daha net bu şekilde göreceksiniz. Böyle bir New York manzarası var bu şekilde burada. Burada tekrar dolaplarımız var bu şekilde. Ondan sonra burada işte böyle bir bu tip eşyalarımızı koymak için bir barımız var. Ondan sonra bu şekilde bitiyor. Şimdi buradaki en büyük parayı tutan işlerden bir tanesi tabii ki burada mesela musluğumuz, işte lavabomuz, evyemiz. Sonra bu dolabımızın ön panelinin kabarık yüzeyli olması, yani bombeli olması, bu ciddi manada fiyatı çok arttırıyor. Ama tabii ki estetik olarak da çok güzel gözüküyor. Yani bu muhteşem bir şekilde duruyor. Veya ne bileyim, şurada mesela düğmemiz var. Burada düğmeyi açtığınız zaman burada işte bu dolaplarımızın ışıklı olması. Bu da tabii ki bu şekilde bir ambiyans yaratıyor. Tabii ki yani burada mesela gece burada bu büyük tepedeki ışığımızı kapattığımız zaman şu şekilde şöyle loş hoş bir ambiyans yaratıyor içeriye. Keza bu karşıdaki ışık panel olsun. Tabii bunların hepsi artı. Artı para demek. Bunlar tabii ki her biri maliyet, artı para, artı işçilik. Bunlar tabii ki bu şekilde oluyor. Yani bu mutfak işte 17.000 euro bunun fiyatı. Bunu işte pazarlıkla biz 10.000 euroya aldık. Tabii burada en pahalı esasında şu, bu fırın maalesef tutuyor. Kendileri Bosch marka olup çok harika bir fırın. Yani fırın alacak arkadaşlara paraya kıyarım ben diyenlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Kendi kendine pişiren fırın. Yani siz yiyeceği koyuyorsunuz. Ben işte şunu pişireceğim, bunu pişireceğim dediğiniz zaman size kesinlikle sıkıntı çıkarmadan dört dörtlük bu işi yapıyor. Muhteşem bir fırın. Kesinlikle tavsiye ederim yani. Evet, şimdi şuradan basalım bir boş suyu aktsın, bir temizlemesini yapsın. İçeriye geçelim. Şöyle mutfağı son kez size göstereyim. O zaman içeride görüşmek üzere. Evet, elimde kahve fincanı olduğu için düğmeye basamadım. Şimdi şöyle kamerayı kapatalım. Evet, tekrardan merhabalar. Koltuğumuza oturduk, konuşmaya devam edelim. İşte anlatmak istediğim esasen size bu şekilde yeni evlenen çiftler geldiği zaman muhakkak pahalı mobilyalara saldırmasınlar. İlk etapta işlerini bu şekilde ucuz yolla halletmeye çalışsınlar. Daha sonra zaten her şey kendiliğinden gelişir. Maaşlarını aldıktan sonra ufak ufak para biriktirmeye başladıktan sonra zaten güzel kaliteli mobilyalar kendileri alacaklardır. Benim tavsiyem bu şekilde olacak kendisine. Evet, daha başka size ne anlatabilirim? Aslında anlatacak pek fazla bir şey yok. Burada çok çeşitli mağazalar var. Bu da diğer mağaza. Ondan sonra ismi Poco. Bunun içerisinde çok çeşitli mobilyalar var. Envai çeşit malzemeler var. İşte mikrodalga fırınlardan tutun. Aklınıza ne geliyorsa koltuk, yatakta her şey var burada. Kütüphaneler, çalışma masaları. Bunlar ucuz firmalar. Öbür pahalı olan firmaların ben de şeyini, kataloğunu bulamadım şu an için. Elimde yok.
Türkiye'den de bilinen IKEA var. IKEA da burada. IKEA'nın tabii ki en büyük problemi montaj problemi. Paramparça geliyor dolaplar. Her şey paramparça vaziyette geliyor. Yani monte etmesi biraz uzun sürüyor. Gerçi şimdi artık montaj servisi sağlıyorlar. O açıdan kolaylaştı biraz IKEA. IKEA'nın malları da fena değil. Orta şekerli kalitede diyelim. Yani çok ahım çahım değil. Çok da kötü değil. Yani idare edecek pozisyonda. Bu tabii bu benim saydığım ucuz mağazaların malları süper değil. Yani geçici bir süre için işte idare edecek kadar öyle diyeyim size. Şimdi belki bazıları bana kızacak yani biz hep oradan alıyoruz ya sen kötü dedin bizim malımız hadi. Maalesef yani işin gerçeği bu. Şimdi araba var, araba var. Şimdi bir araba var, bir de araba var. Yani ikisi de sonuçta dört tekerlek bir direksiyon. Onda da gaz pedalı var, fren pedalı var, basıyorsun gidiyor da. Biri daha farklı gidiyor öyle söyleyeyim yani işte bu mobilyalardaki olay da aynı o şekilde kalite olayı çok daha farklı oluyor. Evet başka da size buradan bugün anlatacağım pek bir şey yok. Bu konuyu kısaca böyle değinmek ve anlatmak istemiştim. Daha sonra size bir işte garaj videosu çekeceğim. Burada garajımı göstereceğim size. Garaj nasıl oluyor? Garajımda neler var? Tamirle ilgili ne malzemeler var? Onları anlatacağım. Onları göstereceğim. Çok kısa ben burada bu arada hemen bu arada şeyi sıkıştırmak istiyorum. Apartman temizliği. Şimdi birçok vlogları ben seyrediyorum. Birçok arkadaşın yaptığı şeyleri ben takip ediyorum. Onların anlattıklarını ben daha denk gelmedim ondan sonra. Burada şimdi Almanya'da iki tip bu apartman temizlik işi iki tip sistemde var. Biri kapıcılı sistem, yani Türkiye usulü kapıcılı sistem. Biri de kapıcısız sistem. Kapıcısız sistem nedir? Bir temizlik kartı vardır. Bu temizlik kartı apartmandaki daire sayısı kadar kişide, yani bu genelde aslında küçük dairelerde yapılıyor. Yani nedir? İşte apartmanda 6 haneli veya 8 haneli bir apartman ise, yani daha fazlalı olanlar da pek yapmıyorlar genel olarak. Genelde 6 veya 8 daireli olanlar da haneli olanlar da yapıyorlar apartmanlarda. Bir tane kart yapıyorlar. Böyle bu kartta işte her cumartesinden cumartesiye veya var işte vaktiniz yoksa pazar günü artık ne zaman böyle şeyse yani o hafta sonu temizlik sırası size geliyor. Bu nereleri kapsıyor? Kapsıyor. Bu aşağıda bodrum katını kapsıyor. Yani normal giriş katının en alt katında bodrum katı. Burada bodrum katında herkesin bir deposu var. Evde kullanmadığı atıl eşyaları şey yaptığı bir deposu var. Bu depoyu şey yapıyorlar. Ben bu depoyu da çekeceğim size. Ben buraya hatta geliştirdim. Biraz ütü odası, erzak, merzak o tip şeyleri de yaptım. Bir buzdolabı falan daha var benim orada. İkinci bir buzdolabım yedek olarak. Oraya da ben çekeceğim, göstereceğim size. Çamaşırhaneler var. Aşağıda çamaşırhanemiz var. Bütün çamaşır makineleri, kurutma makineleri, işte çamaşır iplerimiz, yani elbiselerimizi astığımız yerler, bisikletlerimizin durduğu yer, bisikletler orada duruyor. Bunlar hepsi ayrı ayrı odalar halinde. Aşağıda temiz bir şekilde duruyor. Temiz bir şekilde dağıtılmış vaziyette duruyor. Çamaşır odası ortak. Bütün apartmanda oturan herkesin çamaşır makineleri orada. Kendi dairelerine bağlı olan prizlere takılı vaziyette. Burada şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Hani Türkiye'de olsa yaparlar mı? Yaparlar. Yani bir baktı. Doğru. İnanırım. Komşunuz sizin prizinize takıp kullanabilir mi? Kullanır. Ruhunuz bile duymaz. Ama burada kimse yapmaz. Burada güven çok önemli. Burada insanlar bu konulara çok hassas davranıyorlar, çok dikkat ediyorlar. Kesinlikle burada öyle bir şey yapmazlar. Yani sizin de bir mandalınızı ellerler, ne bileyim ne sizin çamaşır deterjanınızı ellerler, ne yumuşatıcınızı ellerler, hiçbir şeyinizi ellemezler. Yani burada bu konularda müşteri olabilirsiniz. Bu tabii ki her yer için geçerli değil. Tabii Texas gibi olan yerlerde var burada hani ama %80, %90 diyebileceğim bir oranda. Hiçbir şey olmaz. Başına hiçbir şimdi başına bıraktığınız eşyalarınızın başına hiçbir şey gelmez yani o şekilde söyleyeyim. Bu temizlik işte kapıcılı sistemde şöyle kapıcılı sistem Türkiye'deki gibi değil. Yani Türkiye'de nedir? Sonuçta şimdi artık kat görevlisi diyorlar. Hani kapıcı demiyorlar daha ayıp kaçıyor gibi geliyor. Aslında çok saçma geliyor bana bu şeylere. Bizim Türkiye'de takılıyorlar bu statü olaylarına, sıfatlara Türkiye'de aşırı derece takılıyor insanlar. Bana çok saçma geliyor. Belki burada çok uzun zamandır yaşadığım için saçma geliyor olabilir, öyle söyleyeyim.
Ama gene de ben burada yaşadıktan sonra o iki aradaki farkı daha net ayırt edebilir duruma geldim. Hakikaten saçma geliyor bana. Bu statü olayı bana çok saçma yani. Bu kapıcılı sistemde bu kapıcı sizin evinizin eşyasını vesairesini alışverişini yapmıyor. Yani Türkiye'de gibi değil, işte gazete ekmek getirsin, çöpünüzü alsın falan yok. Yani çöpünüzü siz gene kendiniz atıyorsunuz. İşte elektrik, ekmeğinizi kendiniz alıyorsunuz, gazetenizi kendiniz alıyorsunuz, alışverişini kendiniz yapıyorsunuz. Bu kapıcılı sistemde kapıyı vazifesinde olan kişi, yani Hausmeister deniyor Almanca'da buna. Bu Hausmeister ne yapıyor? Bu kapıcı ne yapıyor? Sizin apartmanda herhangi bir ampul vesaire geçtiği zaman onu değiştiriyor. İşte çiminizi, bahçenizi bakımını yapıyor. Çöpleri zamanı geldiğinde belediye çöpleri çöp yerlerinden almıyor. Belediye bunları yol kenarından topluyor, yol kenarına bırakıyor. Dolayısıyla bu konteynerları, yani bu kutuları birilerinin çıkarması lazım. İşte bunu bu kişi yapıyor. Yolun kaldırımın kenarına kadar çıkarıyor, bırakıyor. İşte oradan belediye arabası geliyor, bunları yüklüyor, dolduruyor, boşaltıyor. Bu şekilde boşlarını getirip yerine koyuyor. İşte ufak tefek tamir tadilat işleri varsa bunları yapıyor. Kapıcı bu işlere bakıyor kısacası. Tabii bunlar için de bir ücret alıyor. Tabii ki bu bedava değil bu iş. Bu da size normal soğuk kira dediğimiz, bu kaltmiete olarak geçen kiraya artı ekleniyor. Bunların içerisinde tabii ki apartman elektriği artı yakıt da ekleniyor. Bazı evlerde kombi Türkiye'deki gibi kendine ait. Yakarsan ödersin, yakmazsan ödemezsin. Hani bazı sistemler öyle ama birçok evde Almanya'da eski usul bir sistem var. Nedir? İşte ortak bir kombi var. Bütün apartmanın sıcak suyu oradan çıkıyor. Kalorifer peteklerin üzerinde şöyle dijital birer saat takılı. Bu dijital saat ısıya duyarlı. Sizin ne kadar ısı yaktığınızı tespit ediyor. Ve buradan da sizin ne kadar gaz tükettiğiniz ortaya çıkıyor. Bu evin içerisindeki, dairenin içerisindeki katı kalorifer peteklerinden makinayla bu cihazları okuyorlar. Bunlar bir veriler olarak böyle belli bir sistemde toplanıyor. Bu tamamen bu dairelerde toplananlar diğer dairelerle beraber birleştiriliyor. Ana sayaçta okunan kilovattan karşılaştırılıyor. Bu şekilde kaçak var mı yok mu bunun tespiti yapılıyor. Ve bu vaziyette de daire başına fiyatlar bölünüyor. İşte siz bu kadar kalorifer yaktınız, bu kadar yaktınız, şey yapmanızı. Burada kalorifer paraları peşin toplanıyor. Yani yazın da ödüyorsunuz, kışın da ödüyorsunuz. Sene sonu geldiğinde toptan hesap yapılıyor, toptan parası ödeniyor. Fazla ödediyseniz ödediğiniz parayı geri alıyorsunuz. Eksik ödediyseniz size bir fatura gönderiyorlar. Bunu diyorlar şu tarihe kadar ödeyin. Eksik ödediğiniz meblağı ödeyip hesabı kapatmış oluyorsunuz. Ondan sonra yeni sene başlıyor. Tekrar peşinen daha yakmadan, hatta yazın gelmiş abi mesela, yakmadan peşinen ödemeye başlıyorsunuz. Sistem böyle çalışıyor. Apartman elektrik paraları da bu şekilde. Bunların tabii bu name cost'un dediğimiz yan giderlerin içerisinde bina yangın sigortaları, deprem sigortaları vesaire de düşünürler. Bunlar her türlü şeyler dahil tabii bunlar. Hepsi var bunların içerisinde. Şimdi ben misal olarak vermek gerekirse bu bizim binamızın mesela bütün işlerini biz kendimiz yapıyoruz. Ben buranın başkanıyım. Burada işte diğer ekip arkadaşlarımızla, yani burada kalan ev sahipleriyle birlikte böyle bir anlaşma yaptık. Dedim ki hani bu pahalıya çıkmaması, bizim daha bu işlere tasarruf etmemiz için kendimiz yapalım. Sonuçta nedir? Bahçenin çimi biçilecek, kendimiz biçiyoruz. Ağaçlar budanacak, kendimiz buluyoruz. Çalılar kesilecek, kendimiz yapıyoruz. İşte bir yerde sıva yapılacak, fayans yapılacak, kendimiz yapıyoruz. Kısaca kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Ben bunu başından beri söylüyorum. Eğer kendi işinizi kendiniz yaparsanız çok büyük tasarruf elde edersiniz. Kendi işinizi kendiniz yapmazsanız, yaptırırsanız Almanya'da çok tasarruf edemezsiniz. Ancak karın tokluğuna yaşarsınız. Bu bir gerçek. Bunun hiç daha üstünde başkası şöyle böyle yorum yapmasın bana. Bu bir gerçektir. İş yaptırmaya kalktığınız zaman cebinizde fazla para kalmaz. Buranın ne bu kostunu, yani ek gideri 180 euro ben ödüyorum. Benim yaktığım kalorifer parası dahildir buna. Apartman elektrik parası, sigortası vesaire her şeyi dahildir bu paraya. Bugün 180 euroya Almanya'nın hiçbir yerinde hemen hemen kalmadı. Yok. Niye? Çünkü çoğu herkes işini birilerine yaptırıyor. Bizim gibi
kendi kendine kendi işini kendi yapmıyor. Birilerine yaptırıyor. 300, 350 euro, 400 euro, 500 euro'lara kadar bu iş çıkıyor. Ev kiralarken kesinlikle bu Wongibit denen büyük sitelerden kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Neden? Bir yudum çekeyim, soğumasın kahve. Neden kaçınmanız gerekiyor? Almanya'da şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'de sitelerde oturmak hani hele böyle havuzlu siteler vesaire siteler hani böyle sosyetik işi, zengin işi veya ne bileyim daha böyle elit takımının seçtiği, tercih ettiği. Burada tam tersi. Burada bu tip yerlerde genelde göçmenler, işsizler, şarapçılar, işte kısacası işe yaramayan ne kadar adam varsa o adamların oturduğu yer orası. Ben öyle söylüyorum. Buna karşı bana kızan da kızsın. Hiç de umurumda değil. Bu bir gerçek. Yani şuradan anlaşılıyor. Benim burada oturduğum mesela daire 64 metrekare. Ben bugün bu daireye satmaya kalksam bu dairenin fiyatı 100 bin euro. 80-90 metrekare büyüklüğünde bu benim söylediğim bölgedeki dairelerin fiyatları 15 bin 16 bin euro. Şimdi siz aradaki farkı siz kendiniz değerlendirin. Neden bu daire 100 binde, neden o 15-20 bin euro? Diyeceksiniz bana 20 bin euro daire mi var? Evet var. O dairelerin fiyatları o fiyatlar. Niye ama o fiyat? Çünkü şimdi siz daire sahibi oluyorsunuz, daireyi satın alıyorsunuz, hiç satın almayın daha iyi. Aylık 500 euro bunun yan gideri var. Siz 500 euro ev sahibi olduğunuz her ay ödemek zorundasınız, kira ödüyor gibi. Ben ne anladım bu işte? Şimdi ben burada ev sahibiyim, benim aylık giderim 180 euro. Ben maaşımdan 180 euro verdim, benim bitti, yakıtımı ödedim, şeyimi ödedim, bitti benim için. 100 lira da elektrik param var, 100 lira da elektrik ödedim, 280 lira benim için bitti bu apartmanda. Benim bütün masrafım bu. Yani anlatmak istediğim bu. Kaliteli evler genelde bu sitelerde olmuyor. Sitelerin dışarısındaki ufak apartmanlarda. Bunlarda kaliteli evler yakalayabilirsiniz. Bu küçük evlerde kaliteyi bulabilirsiniz. Evet, anlatmak istediğim bu kadar. Aklıma gelenler bunlar. Söylemek istediğim bunlar. Ev alırken, ev satarken bunlara dikkat edebilirsiniz. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz, edinmek istediğiniz bilgiler varsa bana yazabilirsiniz. Her türlü sorunuza ben her türlü şekilde cevap vermeye çalışırım. Vaktim olduğunca görüşürüz, konuşuruz. Hiç sorun değil. Vloglarımı dediğim gibi ben çekmeye devam edeceğim. Şu an için çok fazla seyreden kişi yok. Belki ileride çok seyreden olur. Ne bileyim, bir sürü insana da faydası olmuş olur. Bu şekilde en azından bir fikir edinmiş olurlar. Akıl akıldan üstündür demişler. Bunlar benim görüşlerim, benim fikirlerim. Belki başkaları daha güzel, daha iyi fikirler üretirler bunların üstüne ekleyip. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Suçu lisan ettiysek affola.